Bugün Fenerbahçe tabii bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. O bir tarafı hocam ama hep varlığında parantez açtığımız ve genelde övgünüzü hak ederek alan Muriç'in yokluğunda neler söyleyeceksiniz? Yani onun yokluğu Fenerbahçe'ye nasıl problemler yaratıyor? Kime yani sadece kendi pozisyonu değil diğer pozisyonları da etkileyen bir performansı var çünkü. Bazı oyuncular vardır. Çok oyuncudur. Taktik olarak size B, C planları getirir. A, kenarlara mümkün olduğu kadar gidin. Dirar'a, Moss'a kesin. Bizim Vedat var orada. Hasan Ali daha çok git, kes. B, gel duvar olsun sana. Saklasın, şut imkanı versin. C, ya çok baskı yedik. Uzun ne oynayayım oldu? Vedat'a. Tabii. Bir nefeslenelim, stop etsin. Ki yaptı bu yapsın. Sonra. Bu kadar yönlü bir oyuncuyu kaybettiğiniz zaman, tabii Mevlüt'ün de son anda sakatlanması da klasik santrforsla oynadığınız zaman Vedat Muriç'in bildiğim kadarıyla MR neticesinde ki bakın öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki hatırlıyorsan yorumlarımızda sakatlanıyor hemen oyuna giriyor falan. Tabii hemen girmek istiyor. Şimdi yani. O gün ayağa döndüğünde, bileği döndüğünde böyle bir 60-70 saniye falan dışarıda kaldı ama çok kötü düşmüştü. Onu ben tabii özellikle sakatlık konusunda fena değilimdir. Eyvah dedim. Sıkıntı var. Aa devam etti. Sonra geçenlerde telefonla konuştum. Hocam dedi 5 hafta dedi MR dedi. Geçen haftadan bahsediyorum. Milli maç dedim, öncesi mi? Normal futbolcu için diyorsun herhalde dedim ben yani. Benim için söylüyorsun yani. Başkaları için. Vedat'ın daha çabuk toparlayacağını düşünüyorum. İnşallah deneyeceğim hocam falan dedi. Bilek bağlarında problem olmuş. Muhtemelen birkaç hafta içinde döner diye düşünüyorum. Ama onun olması takımın A, B, C, D planlarını da getiriyor. Şimdi plansızlık da ortaya çıkıyor. Tabii ki ne yapsınlar yani Mevlüt'ü almışlar sonunda ekonomik durum olarak da bakmışlar. Onu da almışlar. Dün Teridman'da o da formayı almışken o da sakatla gitti.